Hoş buldum efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Tam da Abdurrahman Bilgiç'in Deva Partisi'nin bu konuda dış politika kurmayı olarak görev yapan emekli büyükelçi Sayın Bilgiç'in sosyal medya mesajından hareket etmek istiyorum. Çünkü ben de bu konuyu çok merak ediyorum. İngiltere, Fransa, Bangladeş, Kanada gibi örnekler saymış Sayın Bilgiç. Bizim Doğu Akdeniz'de yaşadığımıza benzer, emsal olarak adlandırılabilir mi bu ülkelerin yaşadıkları şeyler? Önce isterseniz tam olarak onlar ne yaşadılar, biz ne yaşıyoruz, öyle bir kıyasla başlayalım. Efendim aslında Ege Denizi özellikle dünyada başka bir emsali olmayan konumda çok özel bir statü içinde bulunan bir denizdir. Şimdi uluslararası sözleşme, deniz hukuku sözleşmesi evvela 1956-58 yılları arasında yapmış olduğu toplantılarda kara sularının 12 mile kadar çıkarılabileceğine karar verdi. 12 mil değil, 12 mile kadar çıkarılabilir. Neden? Çünkü dünyanın her tarafında değişik ama aynı zamanda da çok özel durumlar da söz konusu olabilir. Ve 12 mile çıkardığınız zaman hak ve mesafet kuralları kapsamında bir uzlaşmaya varmamız da mümkün olmayabilir. Dolayısıyla burada bir hakça paylaşım esası üzerinden gidilmesi söz konusuydu. 1982'de biten 92'de yürürlüğe girmiştir ama 1982'de biten 10 yıl süren müzakerelerde deniz hukuku sözleşmesi kapsamında biz Ege için çok ciddi bir mücadele verdik. Bu mücadele buranın nevi şahsına münhasır, kendine özgü bir durum olduğu, dünyanın başka hiçbir yerinde ikinci bir Ege'nin bulunmadığı, dolayısıyla Ege ile ilgili olarak burada uzun vadeli olarak ihtilafların da önünü kesebilecek şekilde özel bir hüküm konulmasına ihtiyaç bulunduğu şeklinde bir tez de ortaya çıktı. Bu tezimizi de sonuna kadar savunduk ama dünyada pek çok arşipel ülkelerde dahil olmak üzere pek taraftar bulamadık. Netice itibariyle müzakere yoluyla hakça burası halledilmeye çalışılır şeklinde mealen söylüyorum. Bir hüküm koymak suretiyle bu işi geçiştirdiler. Şimdi bu geçiştirildiğinde iki tane büyük sorun ortaya çıkmıştır. Birincisi, herhalde Ege ile ilgili olarak bir müzakere masasında oturup bunu çözebilme şansınız Yunanistan'la bugüne kadar hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra olması da mümkün değil. Çünkü Yunanistan esas itibariyle Megaleideia diye baktığımız, yani onlara büyük hayal diyelim. Antik Yunan'la da kendilerini bütünleştirerek ki hiç alakaları yok. Büyük Yunanistan hayaliyle yola çıkıp Türkiye ile mücadelelerini bu kapsam içinde sürdürüyorlar. Bakın, 1821'de özellikle Ruslar falan da vardı ama esas İngilizlerin desteğiyle Yunanistan isyan etti Osmanlı İmparatorluğu'nda. 1829'da bağımsızlıklarını kazandılar. O tarihte Yunanistan'ın elinde bulunan kilometre kare olarak bakıldığında toprak, bugün elinde bulunan toprağın sadece dörtte biri kadardır. Geri kalan dörtte üç ne şekilde gelmiştir? Efendim Yunanistan'la Türkiye arasında veya daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu ve daha sonra da Türkiye arasında Anadolu maceraları dışında Yunanlıların hiçbir zaman bir çatışma haline gelinmemiştir. Hep ağababaları Yunanlıların bir şekilde devreye girmek suretiyle biz kazanmış olmuş olmamız halinde dahi Yunanistan'ı mükafatlandırarak yola devam etmişlerdir. Şöyle diyelim, bu dörtte üçlük kısım nerelerden geldi? 1835-1868 Girit, 93 Savaşı ki kazandık, arkasından topraklar onlara verildi. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Sevr, diğer tarafta 12 adaların İtalyanlardan alınıp hediye edilmesi. Kıbrıs, bütün 7 kere önlerine düşen fırsatı ağababaları Yunanistan'ın hep onun lehine kullanarak bizim aleyhimize tecelli edecek şekilde hayata geçirmişlerdir. Şimdi bugünkü koşullarda Yunanistan'a baktığınız zaman Yunanistan
kendisine adalardan müteşekkil. Dolayısıyla deniz hukuku sözleşmesinin verdiği bütün haklara sahip gibi görüyor. Ama Yunanistan bir ada devleti değildir efendim. Yunanistan'da adaların yüz ölçümü toplamın, yani bütün karası dahil tamamın %18'inden ibarettir. Dolayısıyla ben bir ada devletiyim, buradaki hak ve hukukumu sonuna kadar kullanırım diye bir iddia ile ortaya çıkmak da doğru değil. Mümkün de değil. Şimdi burada esas itibariyle Lozan'da tabiatıyla silahsızlandırılma hükümleri var. Yunanistan bunların hiçbirini dinlemedi. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra burada 3000'in üzerinde ada, adacık, kayalık vesaire birçok şeyler var. Girdikten sonra başka türlü bir hileyle de yola devam etmiştir. Avrupa Birliği'nin de kendisine destek olduğunu düşünmek lazım, görmek lazım. O da şu, herhangi bir şekilde Avrupa Birliği'nden para alabilmek, yardım alabilmek için buraların meskûr olması, yerleşik olması lazım. Bu kadar adada iskan edilebilme şansı ve ihtimal zaten yoktur. Kayalıklar vesaire. O zaman Yunanlılar buraya, bu adaların birçoğuna, kayalıkların birer aile yerleştirdiler. Bu aileler kuş gözlemcisi oldu. Efendim oradaki akıntı ölçmek için orada bulunuyorlar oldu vesaire. Ve bunlar iskan edilmiş ada statüsüne geçirilerek Avrupa Birliği'nden aklınızın alamayacağı kadar büyük paralar aldılar. Şimdi hep bir hile üzerine bina edilmiş olan ve bugüne kadar gelmiş olan bir durum. Şimdi uluslararası sözleşmeye baktığınız zaman, biraz evvel verdiğiniz örneğe buradan geçerek devam etmek istiyorum. İkinci husus da bu. Efendim sadece İngiltere, Fransa arasında bu Jersey adaları ile ilgili değildir bu. Şimdi burada elbette ki uluslararası bir sözleşme yapıldığı zaman en iyisini herkes gayret sarf eder ama 195 tane ülkenin hepsinin çıkarını bir noktada birleştirebilmeye kalktığınız zaman buradan ortaya çıkacak sonuç ancak asgari müşterektir. Yani burada çok daha spesifik, çok daha net sonuçlara varamazsınız. Dolayısıyla sonuç itibariyle konu daima adalete intikal eder. Ben kendi yönümden yaptığım araştırmada daha fazlası da muhakkak vardır ama 11 tane dava konusu olan şikayet buldum. Ve bunlar da gayet net bir biçimde Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları ada devletlerinin lehine değildir. Çok net söylüyorum, değildir efendim. Şöyle ki, diyor ki 12 mile kadar kara sularını çıkarabilme hakkı olabilir. Ama bir adanın kıta sahanlığına sahip olabilmesi için belirli koşulları yerine getirmiş olup olmadığına bakmak gerekmektedir. Bu konuları 7 tane yanlış hatırlamıyorsam da koşulu var. Bu koşullar içinde adanın büyüklüğü, ekonomik statüsü, nüfusu, durumu vesaire, yani böyle sayıyor. Şimdi bugüne kadar Adalet Divanı'na intikal edip de adalar lehine tecelli etmiş olan bir tane karar yok. Efendim biz Ege ile ilgili olarak Adalet Divanı'na gitmek hususunda Yunanistan'la çalıştık. 1999 yılında İsmail Cem ve Papandreou o tarihte bir araya geldiler. Hı hı. Ve hep böyle kavga etmekle bir yere gidilmiyor. Dolayısıyla biz önce güven duygusunu arttıracak şekilde ilişkilerimizi geliştirmeye gayret sarf edelim. İhtilaflı konularda da müzakeremizi sürdürelim. Mutabık kalabilirsek de Adalet Divanı'na gideriz dendi. Masaya oturduğumuz zaman Yunanistan'ın Megaloidea diye biraz evvel anlattığım çok büyük bir genişleme hedefi üzerine bina etmiş oldu haksız şekilde. 21. yüzyılı yaşıyoruz, unutmayalım. Antik çağlarla ne ilgisi var? Ama o hedefle yola çıktığı anda siz o masaya oturduğunuzda en ufak bir şekilde düşüncelerinizin yakınlaştırılması ihtimal ve şansı yoktur. O zaman Sayın Özülker, şurada araya gireyim. Son 5 dakikamız kaldı. Evet. Bu
söylediklerinizden yola çıkarak şu değerlendirmeyi mi yapmak lazım? Diplomatik olarak her ne kadar geç kalmış olsak da bu eleştiriler bir kenara. Bugünden sonra diplomatik olarak Doğu Akdeniz adına bizim lehimize çok bir şey kazanabilmemiz çok mümkün değil aynı masaya oturup. Dolayısıyla bu çatışma riski sürekli olarak sürdürülmek zorunda mı? Bunu mu anlamalıyız? Ayrıca bir savaş ihtimalini görüyor musunuz? Son soru olarak bunu da yöneltmiş olayım. Efendim çok net olalım. Doğu Akdeniz'de Ege'yi birbirinden ayırmak lazım. Ege, Girit ve Rodos'ta biter. Sahilleriyle birlikte bir bütün halinde Ege'nin parçası olarak orada durur, sınır. Bunun dışında kalan kısım Akdeniz'dir. Yunanistan'ın Meis Adası dışında Akdeniz'de hiçbir toprağı yoktur. Buna karşılık Türkiye en fazla denize sahili olan bu Akdeniz'de ülkedir. Şimdi Türkiye'yi Yunanistan Avrupa Birliği'nde yanına almak suretiyle kendi kara sularını hapsetmek gibi bir politikaya yöneldi. Meis'in 10 kilometre kare, 2 kilometre benim sahilime uzakta Kaş'a, 580 kilometre en yakın Yunan toprağına, adasına uzakta. Buna karşılık 41 bin kilometre karelik kıta sahanlığı hakkı var diye ortaya çıktı. Buna karşılık Türkiye'ye de verilen bütün hak Antalya Körfezi ve açıklarında 40 bin kilometre kareden ibarettir. Türkiye gibi Akdeniz'e en uzun sahili olan bir ülkeyi kendi karasularına hapsedecek. Böyle bir niyet olamaz. Şimdi Yunanistan halihazırda Akdeniz'de herhangi bir hukuki anlamda da siyasi anlamda da bakıldığında hak iddia edebilecek konumda olan bir ülke değildir efendim. Ama buna karşılık Türkiye burada kendi kıta sahanlığını Birleşmiş Milletler'e de 2019 yılında bir notayla bildirdik ve tescil ettirdik. Hak sahibi olarak elde bulundurmaya ehil olan bir ülkedir. Yunanistan'ın bu konuda hiçbir söz hakkı yoktur. Yunanistan burada tam tabiriyle bugüne kadarki alışkanlıklarını ön plana çıkararak, ağababalarını da devreye sokarak Türkiye üzerinde baskı yaptırtıp köşeye sıkıştırtıp ve ilişkiler bozulması noktasına getirilmek çabası içine girip Türkiye'nin taviz vermesini bekliyorum. Türkiye burada bugünü değil geleceğini de aynı zamanda oynamaktadır ve üstelik de hukuken de mutlak şekilde haklıdır. Aynı şekilde biraz evvel anlatmaya çalıştığım gibi Uluslararası Adalet Divanı aldığı bütün kararlarda Türkiye'nin lehinedir. Nitekim bir Alman profesör daha yeni bir açıklama yaptı kendi hükümetinin aleyhine. Türkiye'nin tezlerine baktığınız zaman hiç de zayıf olmadıklarını görmemiz gerekiyor dedi. Türkiye hukuk açısından haklı bir pozisyondadır. Ama karşınızdaki eğer şiddetli tam tabiriyle politikasını ön plana çıkarmaya çalışıyorsa o zaman sizin de bunun karşılığında elbette ki bazı önlemler almanız kaçınılmazdır. Nitekim Türkiye bu anlamda kendi yönünden hak ve hukukunu sakla tutacak şekilde tutumunu almıştır. Ege'de 1995 yılında iki defa savaşın içine geldikten sonra eğer 12 mile çıkarırsanız savaş sebebidir dedik. Yunanistan kıpırdayamaz hale geldi. Şimdi bugün de Akdeniz'de 200 millik saham içinde ben orası benim kıta sahanlığımdır. İstediğim araştırmayı yaparım efendim. Benim bugün Oruç Reis'in yapmakta olduğu araştırma doğrudan doğruya benim hak ve hukukum dahilindedir. Yunanistan'ın politikası nedir? Yunanistan Türkiye ile başa çıkamayacağını çok iyi biliyor. O zaman Türkiye'ye tahrik etmek suretiyle kendi aleyhine bir tutum içine sokup mesela bir uçak düşürülmesi geçen gün falan hep konuşuldu bunlar. Evet. Yanlışlıkla da olsa hemen buradan dönüp kendi ağababalarına gördünüz mü işte ben kimle karşı karşıya bulunuyorum bana yardım edin diye ortaya çıkacaktır. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz. Türkiye'nin NATO'da 4. madde kapsamında gidip bu Yunanistan'ın yaptığı hiçbir şeyle tecviz olunamaz. Dolayısıyla gelin bu meseleyi görüşelim diye oraya da başvurma hakkı vardır ve kazanacaktır. Ve en ötesinde de bakın ben askerliğimi Harp Akademilerinde 1966'da yaptım. Orada harp oyunları hep oynanırdı. Size yani savaş kesinlikle düşünülmesi gereken bir şey Atatürk'ümüzün de
net bir biçimde söylediği vatan müdafaası söz konusu olmadığı takdirde orada yapılan bütün oyunlarda, yani harp oyunları diyelim bunlara oynanır. Yunanistan'ın bizim sahillerimizde bulunan 11 adasının 48 saatlik bir ömrü olduğu hesaplanmıştır. Yani Yunanistan eskaza bir çılgınlık yapmaya kalkarsa bunun bedeli aklınızın alamayacağı kadar kendisi yönünden ağır olur efendim. Bu sadece Ege'nin veya Akdeniz'de bir şey elde edememenin yanında adalar vesaire bütün bu konularda da Yunanistan'ın bugüne kadarki hayallerinin iyiden iyiye suya düşmesini beraberinde getirir. Çok sonuçları itibariyle son bir cümle risklidir. Rica ederim. Son cümle. Efendim eğer Batı Türkiye'ye Yunanistan'ın arkasında topyekun durarak herhangi bir şey yapma cihetine giderse Türkiye'yi Rusya'ya daha fazla yakınlaştırmış olur. NATO'yu da fevkalade ciddi riske sokar. Bunlar hiçbirini yapabileceklerini düşünmüyorum. Ve savaşın da olmayacağından eminim. Küçük çatışma olabilir, sürtüşme olabilir ama hemen devreye girip durduracaklardır. Çünkü bu sadece Yunanistan'ın değil, peki, topyekün Batı'nın da menfaatlerini ilgilendirmektedir. Peki. Sayın Özülker, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'e sorduk efendim. Doğu Akdeniz'de olan biteni, öncesinde ekonomide olan biteni ve bu dış güçler meselesini Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ekonomist Kerim Rota'ya sormuştuk.